Kıyı türleri videomuzda tekrar karşınızdayız. Bu videolar sizin için faydalı oluyorsa ve bize destek olmak istiyorsanız lütfen kanalımıza abone olunuz. Şimdiden vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Konuya geçiyorum. Kıyı türleri dediğimiz zaman bizim ilk karşımıza kıyı çizgisi gelecek. Kıyı çizgisine e, bu burası kara, deniz, Deniz ve karayı birbirinden ayıran çizgiye kıyı çizgisi denir ve kıyı çizgisi de 0 metredir. Peki e, kıyı her yerde farklı farklı kıyı türleri var. Peki bu kıyı türlerinin oluşmasında etki olan faktörler nelerdir? Bir bunlara bakalım. Bunlardan bir tanesi dağların denize göre konumu. Nasıl yani? Bazen dağlar kıyı dik, bazen paralel uzanmakta. Ülkemizi işte Akdeniz, Ege farklı uzanış şekilleri var dağların. Bu da farklı kıyı şekillerini ortaya çıkardı. Matematik konumlar çok önemli ya da diğer adıyla enlem. Türkiye'de buzulların oluştuğu, buzulların oluşturduğu fiyort ve skjaer kıyılar görülmez. Neden? Çünkü biz kutuplara yakın bir ülke değiliz de ondan dolayı ya da özel konum işte okyanuslara kıyısı olan yerlerde işte Portekiz, Brezilya gibi oralarda gelgitin etkisiyle olan Valt kıyıları görülürken bizim ülkemizde bu görülmeyecek. Kayaçların türleri de kıyı şekillerinin oluşmasında etkili. Nasıl? E bazen kayaçlar sert, bazen yumuşak oluyor ve buna bağlı olarak da farklı kıyı şekilleri ortaya çıkmakta. Peki Türkiye'de olan kıyı şekillerinden başlayalım. Birincisi enine kıyılar. Enine kıyılarda durum nasıl? Dağlar kıyıya dik uzanır. Aklıma hemen neresi geldi? Ege bölgesi. Peki dağlar kıyıya dik uzanırsa bu kıyılarda girinti çıkıntı, koy körfez, doğal liman oluşumu fazla. Girinti çıkıntı, koy körfez, doğal liman oluşumu fazla. Kıta sahanlığı geniş yani deniz sığ. Ve sığ olduğundan dolayı kıyılarda delta oluşumu da kolaydır. Zaten hatırlıyorsanız en fazla delta hangi bölgemizde? Ege'de. Limanların hinterlandı ya da art bölgesi geniştir. Ne demek bu? Mesela İzmir Limanı'nı düşünün şimdi. İzmir Limanı'na denizden, afyondan, uşaktan mallar götürülüp İzmir Limanı'ndan dünya piyasasına satılmakta. Neden çünkü ulaşım kolay da ondan dolayı Bu da onun gelişmesine yol açacak. Kıyı ile iç kesimler arasında da ulaşım kolay. Neden e zaten horse graben oluşumlarımız var. Bundan dolayı o graben ovaların içinde rahat bir şekilde yol yapabilmekteyiz. Denizel etkide iç kısımlara kadar girebilmekte. 200 kilometre iç kısımlara kadar. Ki denizle bundan dolayı mesela Akdeniz iklimi görülüyor. Ama Akdeniz ya da Karadeniz'e gittiğimiz zaman durum böyle değil. Hemen dağlar kıyıya paralel. Bundan dolayı da iç kısımlara denizel etki girememektedir. E, gözünüzün önüne Ege bölgesini, Ege kıyısını bir getirin. Kıyının gerçek uzunluğu ile kuş uçuşu uzunluğu arasındaki fark fazla. Nasıl? Girinti çıkıntı çok fazla ama tepeden baktığımız zaman en kısa denizimiz olarak görülüyor ama oradan böyle gittiğimiz zaman girinti çıkıntı fazla olduğu için fark fazla. Bu bölgelerde falez oluşumu azdır. Ne demek istiyorum? Dik uçurumlar burada yok. Çünkü daha çok böyle girinti çıkıntı olacak. Bu bölgelerde kumsallar olacak. Nerede görülecek? Edremit Körfezi ile Kuş Adası arasında görülüyor bizim enine kıyılar. Birinci kıyımız bu şekilde. Geldik ikincisine boyuna kıyılar. Burada da durum nasıl? Dağlar kıyıya paralel uzanacak. İşte dağlar kıyıya paralel uzandığından dolayı girinti çıkıntı, koy körfez, doğal liman oluşumu az. Girinti çıkıntı, koy körfez, doğal liman oluşumu az. Burada e, girinti çıkıntısı olduğu için e, ulaşımda zor olacak. Ulaşım zor olduğu için limanların hinterlandı yani art bölgesi dar olacak. İşte doğal limanı var Karadeniz'de tek Sinop limanı. Bu da gelişmemiş olan bir liman. Neden? Çünkü art bölgeleriyle ulaşımı yok. Ulaşım olmadığı için bu bölgeye mal taşınamamakta da ondan dolayı. Kıta sahanlığı dar. Kıyıda delta oluşumu zor. Yani kıta sahanlığı dar derken hemen böyle deniz derinleşiyor. Derinleştiği için de delta oluşmuyor bu bölgelerde. E biliyorsunuz Akdeniz ve Karadeniz'de Çukurova var, Silifke var ve Çarşamba, Bafra, Delta ovaları mevcut. Devam ettim. Kıyı ile iç bölgeler arasında ulaşım zordur. Geçitlerle sağlanmaktadır. Denizel etkide ne olacak? İç kesimlere girmeyecek. Mesela Antalya'da hava çok sıcak. Hemen Art bölgesinden Burdur'a geçiyorsunuz. Hava çok soğuk oluyor. Neden? Toroslar denizel etkinin iç kısımlara girmesine engel oluyor da ondan dolayı. Ve bu bölgelerde falez oluşumu. Önceki videoda da gördük. Dik uçurumlar yaygın olarak görülmektedir. Bizim boyuna kıyı tiplerimiz Akdeniz'de ve Karadeniz bölgesinde görülür. Ve geldim üçüncü kıyı tipime. Riya kıyı tipi. Riya kıyı tipi nasıl? Akarsu vadilerinin deniz altında kalmasıyla oluşan kıyılar. Ülkemizde Güneybatı Ege, Fethiye'nin olduğu yerlerde görülüyor. Ki orada çekimi gerçekleştirmiştik. İstanbul, Çanakkale boğazlarında bizim Riya kıyılarımız görülmekte. Dünyada en fazla nerededir hocam? İspanya kıyılarında bizim Riya kıyılarımız Görülür diyoruz. Ve işte Dalmatya kıyıları. Eminim Dalmatya deyince herkesin aklına Dalmatya köpekleri gelir. Nasıl o köpekler? Beyaz üstünde siyah siyah benekleri var. İşte burada da Dalmatya'da da denizin içinde küçük küçük adacıklar oluşacak. Peki nasıl oluşuyor bakalım. E, dağlar kıyıya paralel uzanıyor. Ve buralarda deniz seviyesinin yükselmesi ya da dağın çökmesiyle e, dağların alçak kesimleri su altında üst kısımları da suların içinde bir adacık oluşacak. İşte bu şekilde oluşan kıyılarımıza Dalmaçya kıyıları diyeceğiz. Nerede görülecek? Ülkemizde Fenike ile Kaş arasında. Videomuzda da bunu göstermiştik. Dünyada nerede hocam? Adriyatik denizinde Hırvatistan kıyılarında dalma kıyıları görülür. Geldim limanlı kıyıma. Limanlı kıyı nasıl? Kıyı okları koyların önünü kapatıyor. Yani lagünden hatırlayın bunu. İşte bu şekilde oluşan alçak kıyılardır. E ülkemizde var mı? E lagün yok muydu? Vardı. Büyük Çekmece, Küçük Çekmece gölleri, büyük küçük çekmece, büyük küçük çekmece, Terkos Durusu demiştik. Limanlı kıyılarımızda burada görülür. Dünyada bunun en güzel örneği hemen Karadeniz'in üst kısmındaki Azak Denizi'nde görebilirsiniz. Bir de harita üzerinden görelim ki harita önemli. Siz de harita çalışın lütfen. Coğrafyada eğer haritaya hakimseniz bilginiz olması bile e, ee, soruların 3 tanesini net olarak yapabilirsiniz. Bakın nerelerde görülüyordu? 1. E, Fethiye Fethiye Boğazlarda Riya kıyı tipi Edremit ile Kuş Adası arasında Yenine kıyı tipi Arkasından bakın Fenike, Finike Kaş arasında Dalmaçya kıyı Gördünüz. Daha sonra Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde ortasında yok. Batı ve Doğu Karadeniz'de boyuna kıyı tipleri ve İstanbul'da büyük ve küçük çekmecede de limanlı kıyılar görülmektedir. Harita önemli arkadaşlar dikkatle inceleyin. geldim ülkemizde olmayan kıyı şekillerine. İlk buzulların etkisiyle oluşan kıyılar, fjord ve skjaer. Enlem biz e, kutuplara uzağız. Ondan dolayı bizde görülmeyecek. Fjord'lu kıyılarla başladım. Bunlar nasıl oluşacak? Buzul vadileri yükselen deniz sularının altında kalacak. Deniz suyunun altında kalan buzul vadileri kollarıyla beraber dallı budaklı bir ağaca benzetiliyor. İşte ne demek istiyorum? Normalde şuralar arkadaşlar buzul vadisi. Burası sularla doluyor. Bu şekilde oluşmuş olan kıyıya fiyortlu kıyılar denir. Dünyada e, fiyortlarıyla meşhur bir ülke var. Norveç. Tabi sadece burada değil Kanada'da da fiyortlar görülür. Skyer'e baktık. Bu da çok farklı. değil. Bu sefer de buzulların oluşturduğu yer şekillerinden yani moren, hörgüç kaya bunlardan bahsettik. Bunlar sular altında kalacak. Nerede görülecek? Gene kutuplara yakın olan ülkelerde. İşte İskandinav ülkeleri, İsveç, Norveç, Finlandiya'da, Şili'de, Arjantin'de. Bunlar da Güney Yarımkürede biliyorsunuz kutuplara yakın olan yerler. Ve özel konumdan dolayı Türkiye'de görülmeyen Gelgit'in etkisiyle oluşan Haliç ve Valt kıyılar. Ya Haliç diye bir yer var hocam bizde. Evet İstanbul'da var ama oranın ismi Haliç. Burada da kıyı şeklinin ismi Haliç. Peki nasıl oluşuyor Haliçli kıyılar? Gelgit'in etkisiyle Gelgit'in etkisiyle e, kıyılarda akar suların ağızları genişleyecek. Nasıl yani? İşte denizler aslında arkadaşlar nereye girecek? Karanın içine doğru girecek. İşte karanın içine doğru girmesiyle oluşan kıyı şekline ben Haliçli kıyılar diyeceğim. Dünyada, Kuzeybatı Avrupa'da, Fransa, Almanya, Hollanda, İngiltere gibi ülkelerde yaygın olarak görülecek. Ki zaten bunlar da limanları oluşturacak. Avrupa'nın en büyük limanları Haliçler şekli, Haliçlerden dolayı oluşacak. İşte örnek mi? Amsterdam, Rotterdam limanları buna örnektir. Balt kıyılara bakalım. Balt kıyılarda da gelgitin etkisi var. Gelgitin etkisinin olduğu yerlerde e, sular çekilecek ve karaya dönüşecek. Bu şekilde oluşan kıyılar, Balt kıyılar. Bu da nerede görülecek? Kuzeybatı Avrupa'da görülüyor. Türkiye'de görülmediğini söyledik. Haliçli kıyıların. Çünkü bizim neye kıyımız yok? Okyanusa kıyımız yok. Ve geldim son kıyı şekline. Mercan, atöl, resif kıyılar. Bunlar nerede görülecek peki? Bunlar da sıcak iklim kuşaklarında görülüyor. E Türkiye sıcak denizlerde mi? Hayır, ekvatora yakın olman gerekiyor. Nasıl oluşuyor? Hadi baktım. Sıcak kuşak denizlerinde kıyıda mercan fosilleri üst üste birikecek ve bu şekilde oluşan kıyılara mercan kıyılar denir. Nerede görülüyor? Avustralya'da, Meksika Körfezi'nde mercan kıyıları görülmektedir. İşte kıyı şekillerinde bu şekilde bitirmiş olduk. İyi çalışmalar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.